Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain Değerli izleyiciler, Madrese-i Nur'da 16. Sözden okumaya devam ediyoruz. 16. Sözde Yasin Suresinin son iki ayeti kerimesini ele almıştı Üstad ki ee, aslında bu ayet-i kerimelerin bir tefsiri e, niteliğinde e, bir e, soru ve cevaptı 16. sözde. E, önce o ayet-i kerimeleri şöyle tekrar hatırlayalım. İnne emruhu izâ irâde şey'en en يَقُولَ لَهُ kun feyekûn. فَسُبْحَانَ subhânellezî بِيَدِهِ كُلِّ kulli şey'in ve ileyhi ki mealinde ee, bir şeyi dilediği zaman ona sadece e, ol der ve o da hemen olu verir ve diğer ayet-i her şeyin mülkü elinde bulunan e, Allah e, her türlü kusurdan münezzehtir ve ona döndürüleceksiniz. Neydi peki e, soru ve cevap? Aslında orada uzunca yer aldı ama özetledik. E, Allah e, bir olduğu halde yani zatı bir Iken bu kadar külli işleri birlikte ve e, muazzam bir düzenle nasıl yapıyor? Her an, her yerde, her varlıkta e, nasıl tasarrufta bulunuyor? Tek bir zat iken demişti kısaca ve e, biz cevabın e, ilk bölümünü e, okuduk yani birinci şua diye bir bölüm okuduk. Şimdi ikinci e, şuâya e, geçeceğiz. Iki, e, i̇kinci şua diyorum. Birinci şu an devamında bir, sor, bir soru daha soracak. E, bir e, ne, Nedir o? Madem temsilden e, işte temessül bahsin'e e, geçtik, temessülün çok envaından şu meseleye medar olacak üç nevine işaret ederiz. Temessül nedir? Yansımadır aslında. Şimdi e, yansımayı biz böyle hani Aynadaki bir akis aks, görüntü olarak anlıyoruz ki zaten odur aslında işin özü o. Buradan o sorunun cevabına geçecek. Yani Allahü Teala bir iken. Her yerde nasıl tasarrufta bulunuyor? Bütün canlıların işte rızkını aynı anda nasıl veriyor? Aynı anda nasıl hayat veriyor? Aynı anda nasıl öldürüyor? Aynı anda bütün varlıkların düzenini nasıl sağlıyor? vesaire bütün tek bir zat iken. Şimdi burada temessül, temsil ne? Temsil örnek, örnekleme. Temessül ne? Yansıma. Şimdi yansımadan bahsederken birincisi temessülün birinci çeşidi, yansımanın birinci çeşidi kesif maddi şeylerin akisleridir, yansımalarıdır. Kesif derken yani arkasını göstermeyen, elle tutulan, gözle görülen maddeleri anlıyoruz. Kesif şeyler. Kesif şeylerin yansımaları, maddi şeylerin yansımaları. O akisler hem gayırdır, ayın değil, yani o yansıdığı yerde kendisi bizzat değil ki örnek verecek daha iyi anlayacağız. Hem mevattır yani ölüdür. Hüviyeti suriyesinden başka hiçbir hasiyete malik değil. Yani aynadaki görüntüsünden başka hiçbir özelliği yok. Mesela sen ayneler mahzenine girsen, aynaların olduğu bir odaya girsen bir sayit binler sayit olur. Ne kadar ayna varsa o ayna o aynalar seni çoğaltıyor. Fakat zihayat yalnız sensin, canlı olan sensin. Ötekiler ölüdürler. Yani senin aynın değil, senin gayrındırlar. Hayat hassalar, onlarda yoktur. Yani evet, sadece yansımadır o. İkincisi maddi nuranın akisleridir. Yani hem madde hem de ışıklı. Işıklı Mesela lamba, işte mum diyoruz veya güneş diyecek. Şu akis, yani şu yansıma şu işte temessül ayın değil fakat gayrı da değil. Yani o ışıklı maddenin aynadaki görüntüsü tamamen o değil. Tamamen mumun kendisi değil, lambanın kendisi değil, güneşin kendisi değil. Ama tamamen gayrısı da değil. Nasıl? Mahiyeti tutmuyor fakat o nuraninin ekseri hasiyetlerine maliktir. Yani güneş veya mum veya lamba o aynada komple kendisi değil fakat bir kısmını bir kısmını yani nasıl diyelim ısısını ısısından bir kısmını ışığını mesela o aynalara da veriyor. Onun gibi hay sayılıyor. Yani neredeyse onun gibi canlı onun gibi aynı özelliklere sahip gibi düşünülüyor. Mesela şems dünyaya girdi yani güneş dünyada her bir aynada aksini gösterdi, yansımasını gösterdi. O akislerin, o yansımaların her birinde güneşin Hassaları hükmünde yani özelliklerine sahip ziya ve ziyadaki elvan-ı sebaa bulunuyor. Yani ne kadar ayna varsa o güneş o aynalarda yansıdıkça hem ışığıyla yansıyor, renkleriyle yansıyor hem de ısısıyla, hararetiyle e, yansıyor. Şimdi e, eğer faraza diyor e, güneş, yani e, yansıyan güneş Zi şuur olsaydı, insan gibi bir aklı olsaydı, harareti aynı kudreti, ziyası aynı ilmi, elvan-ı seb'ası yani yedi rengi sıfat-ı seb'ası olsaydı, o vakit o tek ve yekta bir güneş, o biricik tek olan bir güneş, bir anda her bir aynada bulunur, her birisini kendine bir arş, ve bir çeşit telefon yapabilirdi. Arş derken tecelli ettiği, yansıdığı yer olarak anlıyoruz arşı. Ee, birbirine mani olmazdı. Her birimizle aynamız vasıtasıyla görüşebilirdi. Biz ondan uzak iken o bize bizden daha yakın olurdu. Eğer güneşi akıllı farz etsek. Yani güneş diyor normal bir kesif madde değil, ışıklı bir madde. Hani kesif madde, biz bir kesif maddeyiz bir normal ışıksız bir maddeyiz. Aynaya baktığımız zaman aynada gerçek canlı değiliz. Sadece görüntümüz var. Ama güneş öyle değil. Güneş aynada güneş aynada ışığıyla, ısısıyla, yedi rengiyle yansıyor. O zaman güneş eğer akıllı biri olsaydı her bir aynada sanki işte o ışık, ısı, efendim yedi renk o aynada onun tecelli yeri olacaktı. O kaç tane ayna olursa olsun o ışıktan, o güneşten aynı şekilde istifade etmiş olacaktı. Şimdi biz ona çok uzak olduğumuz halde o bize sanki çok yakın olacak oluyor güneş. Ki güneşe biz şu anda çok uzağız ama güneş bizde yansıdığı için bize çok yakın durumda. Üçüncüsü nurani ruhların aksidir. Bu güneşten farklı bir şey söylüyor şimdi <laughs> veya mumdan, lambadan başka bir şey söylüyor nurani ruhlar diyor. Nurani ruhların aksi buna ne örnek verecek? Cebrail Aleyhisselam örnek verecek. Şu akis hem haydır hem aynıdır. Yani hem diridir hem de onun aynısı gibidir. Fakat aynelerin kabiliyeti nispetinde aynaların artık büyüklüğüne, küçüklüğüne, parlaklığına, düzlüğüne göre öyle tezahür ettiğinden o ruhun mahiyeti nefsül emriyesini tamamen tutmuyor. Yani yansıdığı e, yansıdığı yerde onun ki kendisi tamamen tezahür etmiyor. Tamamen çıkmıyor. Sadece onun kalitesine göre, yeteneğine göre, işte ölçüsüne göre yansıyor orada. Mesela diyor Hz. Cebrail aleyhisselam Dıhye suretinde ki sahabeden Dıhye isminde birisi var. Onun suretinde huzuru nebevide bulunduğu bir anda huzuru ilahide haşmetli kanatlarıyla Arş-ı Azam'ın önünde secdeye gider. Hem o anda hesapsız yerlerde bulunur. Evamiri ilahiyeyi tebliğ ederdi. Bir iş bir işe mani olmazdı. İşte burada güneşten farklı bir birisi, bir, bir varlık, yani hem nurani hem işte ruhani, hay, diri ama nasıl bir yansıması var? Güneş gibi sadece sınırlı bir özellikte de değil. Yani işte renkler, ışık veya ısıyla yansımıyor. Bütün işte nasıl diyelim bir, bir beden olarak yansıyor. Çok çok ötesi ötesinde bir tecellisi var. Çok çok ötesinde nasıl işte dıhya suretine giriyor mesela. Dıhya suretinde yansıyor. Ama aynı anda belki birçok yerde de yansıyor. Yine aynı anda Arş-ı Azam'ın önünde o o büyük işte kanatlarıyla vesaire secdede bulunuyor. O bir iş bir işe mani olmuyor yansımasında. İşte şu sırdandır ki mahiyeti nur ve hüviyeti nuraniye olan mahiyeti nur yani özelliği e, nur olan ve hüviyeti nur olan kimliği artık bütün nasıl diyelim varlığı nur olan Hazreti Peygamber Aleyhisselatu vesselam dünyada bütün ümmetinin salavatlarını birden işitir ve kıyamete bütün asfiye ile bir anda görüşür kıyamette bütün o işte e, alimleri ile birbirisine mani olmaz. Veya Hızır da öyle. Hızır da aynı anda birçok yerde bir surete girebiliyor. Surete. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da aynı anda işte bütün kendisine salavat getiren ümmetinin aynı anda salavatını alabiliyor. Dedi, kıyamette de işte asfiya ile yani alimler ile görüşebiliyor. Hatta evliyadan ziyade nuraniyet kesbeden ve abdal denilen bir kısmı bir anda birçok yerlerde müşahede ediliyormuş. Aynı zat ayrı ayrı çok işleri e, görüyormuş. Aslında biz e, üstadın tarihçi hayatında da buna rastlıyoruz. Üstad diyelim ki cuma namazında işte dışarıda bir camide namaz kılarken görülüyor ve geldiklerinde bakıyorlar ki üstad cezaevindedir. Demek ki e, yani bir, bir insan böyle yüceldikçe artık bir takım makamlara erdikçe nuraniyet kesbediyor, nurlanıyor ve böyle yansımaları var. İşte insan suretine giriyor, aynı anda birçok yerde belki bulunabiliyor. Kerametler, hani evliyadan zuhur eden kerametler anlatılır bu şekilde. Evet nasıl cismaniyata cam ve su gibi şeyler ayna olur? yani mesela biz bizim biz neyi şu an cismani bir varlığız. Bizim cam veya su ayna neyse orada yansımamız var. Öyle de ruhaniyata dahi, ruhani varlıklara dahi hava ve esir, esir dediği alemi dolduran, uzayı dolduran madde üstad ona esir diyor. Ve alemi misalin bazı mevcudatı ve yine işte bir gözümüzle görmediğimiz birçok alem var. İşte rüya alemi gibi, alemi misal gibi. Birçok evet e, alim misalin bazı varlıkları ayna hükmünde ve berk ve hayal ve e, hayal suretin suratinde bir vasıtayı seyru seyahat suretine geçerler ve o ruhaniler hayal e, suretiyle süratiyle o merayayı nazifede yani o nazif aynalarda o menazil letaifede e, latifede gezerler bir anda binler yerlere girerler. Yani ruhani varlıklar için diyor sadece cam filan ayna değildir, sadece işte şeffaf şeyler ayna değildir. Ee, öyle ki hava bir ayna olabilir, havada değişik şekilde yansırlar. Hatta insanların kendileri diyor bir ayna e, olabilir. Bazı mevcudat diyor, başka varlıklar da onlar için e, bir tecelli yeri, bir teme, e, temessül yeri, bir yansıma e, hükmüne geçerler ve e, onlarla seyahat ederler. Ee, yine e, o ruhaniler hayal e, süratı ile o e, ince aynalarda, o nazif aynalarda, o latif menzillerde gezerler. Bir anda binler yerlere girerler. Madem güneş gibi aciz ve musahhar mahluklar, yani Allah'ın emrine boyun eğdirilmiş varlıklar ve ruhani gibi madde ile mukayyet Madde ile sınırlı, nim-nurani masnolar yarı-nurani varlıklar, nuraniyet sırrıyla bir yerdeyken pek çok yerlerde bulunabilirler. Mukayyet bir cüz'i iken sınırlı, işte nasıl diyelim kendisine bir sınır çizilmiş, bir küçük bir varlık iken mutlak bir külli hükmünü alırlar. Bir anda cüz'i bir ihtiyar ile çok az bir dileme ile pek çok işleri yapabilirler. Acaba maddeden mücerret. Şimdi bu ör, güneş örneği sürekli aklımızda kalsa herhalde yeterli veya Cebrail Aleyhisselam sürekli aklımızda kalsa herhalde yeterli. Madem ki diyor Allah'ın yarattığı bu varlıklar aynı anda birçok yerde yansıyabiliyorlar. İşte yansıma bi bi biçimleri farklı olabilir. Hani Cebrail Aleyhisselam'ın yansımasında bir insan suretine dahi girme var. Ee, ama güneşin yansımasında ise rengi e, ışığını, ısısını verme var. E, veya bir lamba, mum diyoruz. Aynı anda birçok e, aynada mum ışığıyla, ısısıyla e, bulunabiliyor mesela. İşte e, öyleyse acaba maddeden mücerret ve mualla yani maddeden çok üstün ve e, tahdidi kayıt ve zulmeti kesafetten münezzeh yani kendisine herhangi bir sınır konulamayan efendim e, zulmeti kesafetten münezzeh yani bir, bir beden düşünülemeyen, bir beden karanlığı öyle bir şeyden münezzeh ve müberra üstün ve şu umum en var yani bütün nurlar, bütün nuraniyet onun Envaru Kutsiye'yi esmasının bir kesif zılali zılali yani bütün güneş diyoruz veya işte şöyle parlak bir yıldız diyoruz bütün onlar onun nur isminin çok böyle neredeyse karanlık bir gölgesi gibidir. Çünkü onda öyle bir nur var ki o yarattığı güneş bile onun nurundan küçücük bir parçadır. ve umum vücut ve bütün hayat ve alemi ervah bütün varlıklar, bütün ruhlar alemi ve alem misal ve bütün o bilmediğimiz diğer yansıyan alemler nim şeffaf yani yarı şeffaf bir ayneyi cemali ve sıfatı muhita ve şuunat-ı külliye olan bir zat aktesin. Yani bu kadar nurları yaratıp kendisi çok çok daha nurani olan, bütün alemler onun bir yansıma, işte isim ve sıfatların yansıdığı yer olan e, mukaddes zatın irade-i külliye, bütün her şeyde yansıyan iradesi, her şeye rızık vermesi, yaratması, öldürmesi, işte dengede tutması, düzen sağlaması vesaire ve kudreti mutlaka ve ilmi muhitle yani her şeye güç getirmesiyle, her şeyi bilmesiyle tecelli sıfatı ve cilve-i efali içindeki sıfatlarının yansıması yani işte kudretinin, rahmetinin, şefkatinin, hallakiyetinin, rezakiyetinin vesaire E, ee, ve cilveyi efali içindeki o fiillerinin yansıması, işte yedirmesi, içirmesi, görmesi ve bütün bunların içindeki teveccüh ehadiyetinden yani birliğinin işte göstergesinden, birliğini göstermesinden hangi şey saklanabilir, hangi iş ağır gelebilir, hangi şey gizlenebilir, hangi fert uzak kalabilir, hangi şahsiyet külliyet kespetmeden ona yanaşabilir. Ya burası çok muazzam e, fakat belki çok üzerinde durmak gerekiyor. E, yani güneş, güneşten hiçbirimiz saklanamıyoruz. Yani bir odaya falan girersek belki saklandığımızı düşünürüz ama o güneş yine var. Ve güneş e, aynı anda işte burada olduğu gibi şurada da var. Şu küçük parçada yansıdığı gibi büyük parçada da var. Hiç kimse kaçamıyor. Ki güneş onun yarattığı varlıklardan küçücük bir zerre bile değil güneş. Yani kudretine baktığımız zaman Allah-u Teala diyor güneş böyle bir anda her yerde bulunurken işte herkese ışığıyla, ısısıyla bir şekilde müdahale ederken Allahu Teala'dan nasıl kaçacaksın? Hangi nasıl uzak nasıl uzak durulur ondan? Ne, ondan nasıl gizlenilebilir? Hangi fert uzak kalabilir? Hangi şahsiyet külliyet kesbetmeden ona yanaşabilir? Hangimiz işte öyle çok 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 nasıl yani varlığımızdan aşarak ona ulaşabilir? Güneşe yaklaşabilir, yaklaşamadığımız gibi. Evet nasıl güneş kayıtsız nuru maddesiz aksi vasıtasıyla yani böyle ışığının yansımasıyla sana senin göz bebeğinden daha yakın, yakın olduğu halde. Güneş gözümüzde yansıyor, birisi gözümüze baktığımız zaman güneşin parıltısını görüyorum. Güneş neredeyse bize bizden yakın oluyor. Ee, sen mukayyet olduğun için, mukayyet neydi? Sınırlanmış, kayıt altına alınmış. Yani işte belli bir e, zamanı aşamaz, belli bir e, mesafeyi şunu bunu neyse. Aşamadığın için ondan gayet uzaksın. Ona yanaşmak için çok kayıtlardan tecerrüt etmek yani güneşe yaklaşabilmek için bir sürü sınırı aşmak çok merati bir külliyeden geçmek lazım gelir. Yani o kadar büyük makam, mertebe neyse onları geçmek lazım gelir. Adeta manen yer kadar büyüyüp, yani şu yeryüzü kadar, kamer kadar yükselip sonra doğrudan doğruya güneşin mertebeyi asliyesine bir derece yanaşabilir ve perdesiz görüşebilirsin. Yani o kadar büyük olman lazım ki şu dünyayı aşman lazım, ay kadar büyük olman lazım, mesafeleri geçmen lazım filan. Öyle de Celil-i Zülcemal, Cemil-i Zülkemal yani Allahu Teala sana gayet yakındır, sen ondan gayet uzaksın. Güneş madem ki sana bu kadar yakın, sana, sana senden yakın, sen ona uzaksın. Aynı şekilde Rabbimiz de bize bizden yakın, biz ona uzağız. Biz ona uzakız. Kalbin kuvveti, aklın ulviyeti varsa, yani yüceliği varsa, temsildeki noktaları hakikate, tatbike çalış diyor. Anlamaya çalış. Anlamaya çalışalım. İnşallah buluşmak dileğiyle hepiniz Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.